Suriye beka meselesi filan falan. Yani Türkiye'nin beka sorunu yokmuş. Sorun şu. Milli iradeyi, fesih yetkisini bir kişiye verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Sorun budur. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine de beka açısından bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir. Dinden düşürmediği. Yapısal reformlar, yapısal reformlar. Neymiş bu yapısal reformlar? Mücadeleyle geçti Venezuela'da yıllar. Ta ki 1998 yılında Hugo Chavez'in iktidara gelmesine kadar. Evet, sevgili bilirkişi izleyenleri, hoş geldiniz. Bugün yine iki değerli konuğumuzla beraber gündemde olan bir konuyu ele alacağız. Daha doğrusu iki konuyu birlikte ele alacağız. Birisi Türkiye'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemlerinin karşılaştırılması. Diğeri ise çok daha gündemde olan ve bugünlerde çok konuştuğumuz, bütün dünyanın konuştuğu Venezuela'daki başkanlık sistemiyle Türkiye'deki başkanlık sistemlerinin karşılaştırılmasını yapacağız. Ve Venezuela ve Türkiye'nin bu açıdan nereye gittiğini konuşmaya çalışacağız. Süremiz yettiğiyle kadarıyla. Ve iki değerli konuğumuz var. Doçent Doktor Yavuz Çilliler. Hoş geldiniz. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Doçenti. Ve Doktor Pınar Özmen, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru. Hoş geldiniz. Şimdi önce Yavuz Hocam'la başlayalım istiyorum. Evet Yavuz Hocam, başkanlık sistemine Türkiye geçti ama başkanlık sistemi mi değil mi? Cumhurbaşkanlığı sistemi deniyor, Türk tipi başkanlık deniyor. Sanki dünyada böyle bir başkanlık sistemi varmış gibi. Aslında ne olduğu da pek belli olmayan, deve midir, kuş mudur, bu sistem nedir? Dünyadaki uygulamalarıyla Türkiye'deki uygulaması arasındaki fark nedir? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlıkla sistemiyle Türkiye'deki başkanlık sistemi bir midir? Farkları nedir? Bunları sizinle konuşmak istiyoruz. İşin uzmanı olarak size soruyoruz. Efendim, öncelikle teşekkür ederim. Şimdi tabii isminin ne olduğundan çok aslında içeriğine ona bakmak lazım. Sonuçta geçmişte parlamenter sistemimizde İngiltere ile karşılaştığında birbiriyle tam benzer sistemler değildi. Bizdekine daha çok yürütmesi güçlendirilmiş parlamenter sistem nitelemesi yapılıyordu ve işte İngiltere'ye benzetilmesi için gayret gösteriliyordu. İngiltere'deki sisteme benzetilmesi için. En azından denetleme mekanizmaları açısından, yürütmenin denetlenmesi açısından. Tabii şimdi 16 Nisan 2017 itibariyle referandum yapıldı ve başkanlık sistemine geçtik. Bizim başkanlık sistemine ihtiyacımız var mıydı, yok muydu? Bu artık ayrı bir tartışma konusu. Ve daha sonra bu başkanlık sistemi olması gerektiği gibi sistemimize uyarlayabildik mi? O da farklı bir tartışma konusu. Yani tam bir sistem kuramadık değil mi hocam? Yani biz tam bir anayasal değişiklikle başkanlık sistemine geçmedik de parlamenter sistemden bozma bir anayasayla şu anda o hale geldi. Evet. Yani anayasanın ruhu parlamenter sistem. Ondan sonra ancak şeklen hükümet şekli. Köşesinden değiştirmek şöyle. Tabii yani şimdi örnek olarak diyorum Amerika'da başkanın tarafsızlığı diye bir olgu yoktur ama şimdi bizim anayasamızda cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorunda anayasamıza göre ama başkanlık sistemi bu bize nereden tarafsızlığı konusu aktarıldı? Eski parlamenter sistemden aktarılan bir konu yani bir tarafta ama partili bir zaman bir yandan da parti parti cumhur kafalar karışıyor artı genel başkan hem devleti temsil ediyor hem yürütmeyi temsil ediyor kafalar gerçekten karışık. Yani bizim bu sisteme gerçekten ihtiyacımız var mı? Şimdi Amerika'da bu tarihsel koşullarla şekillenen bir sistem. Öncelikle Amerika tabii çok fazla detaya inmeden 1492'lerden yani kıtanın keşfiyle başladığımızda devletin kuruluş aşaması önce yerel yönetimlerin kurulmasıyla başlıyor. Yani Avrupa'nın dört bir yanından göçmenler geliyorlar. Ortada merkezi bir iktidar yok.
Ortada federal yok, yok, federe devlet yok. Bir Amerikalı yok bir, daha doğrusu. Evet. Yani bir millet yok. Hiçbir şey yok. Ve geliyorlar, ilk olarak yerel yönetimleri teşkil ediyorlar. Daha sonra koloni yönetimleri oluşuyor. Biliyorsunuz 13 koloniden oluşuyor. Ve koloni yönetimleri oluştuktan sonra 1787 anayasasıyla da federal yapı, yani bugünkü bildiğimiz ulus, Birleşik Devletler hasıl oluyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir kuruluş sırasına baktığımızda ne oluyor? Başlangıçta bütün yetkiler yerel yönetimlerde, bir kısmını uygun gördüklerini kolonilere aktarıyorlar. Daha sonra koloniler birleşip işte Birleşik Devletler oluştuğunda ulusal düzeye istedikleri yetkileri aktarıyorlar. Yani parçadan tüme gidiyorlar. Evet. Orada şimdi bizde merkezden yerele yetkiler bir ulufi olarak verilirken işte hadi bunu alın bari biraz yerel yönetim güçlensin. Ama orada olay tam tersine işliyor. Yerelden sana yetkimizi verelim diyorlar. Ve o günler bugünlere yansıyor. Yani şu anda orada yerel yönetimler çok güçlü. Şu anda federe devlet yapıları çok güçlü. Devlet zaten. Evet. Nihayetinde devlet. Başlarında kendi yargıları var. Kendi efendim, merkez bankaları var. Amerika'da federal devlet merkezde kendi anayasası ve erklerini saydığımızda toplam o bölgede 51 tane anayasa, 51 tane yasama, 51 yürütme, 51 de yargı var. Evet. Yani iktidar yapısı, siyasal iktidarın yapısı kurumlar arasında parçalanmış ve bölünmüş bir şekilde dağıtılmış. Şimdi böyle bir birlikteliği sağlayabilmek, devam ettirilebilmek için başkanlık sistemi isteniyor. Ha, onu da yerine getirirken korkuyorlar. İngiltere'deki gibi monarşik bir yapı olmasın diye tamam bir başkanımız olsun ama karşısına onun kadar da güçlü bir kongre koyalım ve yasama yürütme güçler ayrılığı dediğimiz. Evet. Bu şekilde. Burada gerçekten sınırlarını belli eder çizgilerde. Yani şu Trump'ın hani durumunu görüyoruz şimdi Amerika'da. Tabii. Adam başkan oldu ama tam bir şekilde ne yargıya, ne yürütmeye, hiçbir şeye müdahale edemiyor. İşte bu hükümet kapatma olayları oldu. Meksika sınırına duvar örmek için istediği bütçeyi bir türlü alamıyor. Dolayısıyla hükümet kapanıyor. Vermeyen kim? Bugün Temsilciler Meclisi'nin başkanlığını yapan Demokratların lideri Pelosi. Duvara ayrılması istenen 5.6 milyar dolar parayı bütçeye eklettirmiyor. Ve iki partili sistem var, işin doğası gereği. Aslında birçok parti var ama o partileri bilmiyoruz. Ana sistem, iki parti. Bizde de sistem ona gitmiyor mu hocam? Şimdi bizde iki kutuplu sisteme gidiyor. Orada iki partili sistem var. İşte Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve dar bölge seçim sistemi nedeniyle bu şekilde meydana gelmiş bir yapı var. Bizde de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı denen aslında AKP ile CHP arasındaki ve yanlarındaki yavru partilerle ilerleyen bir sistem var. Dolayısıyla iki kutuplu diyorum. Evet. Yani hani iki kutuplu siyasal parti sistemiyle iki partili sistem birbirine çok benzerdir. Ancak kutup olduğu zaman bazı farklılıklar gösterir. Nedir? Muhalefet örnek olarak veya iktidar diğer taraftan bir grubu yanına çekebilir. Öyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla bu da işte birazcık daha esneklik katarsın. Evet. Ama belki de bu kutuplar yavaş yavaş zamanla da birleşmeli. Mesela yani artık tamamen AK Parti'de. Tabii, Cumhur İttifakı, yani MHP diye bir parti kalmaz. Bir zaman sonra da CHP tamamen olur. İyi Parti diye bir parti içinde eritebilir. Geçmişte yani kutuplar, de oldu zaten. Tabii yani iki partili sisteme doğru gidiyoruz. Evet. Aslında başkanlık sistemi yavaş yavaş oturuyor ama güçler ayrılığını bir türlü oturtamıyoruz. Orada bir otoriter bir sisteme doğru evriliyoruz galiba. Tam bu noktada işte muhalefetin iddiası diyor ki biz tek adam rejimine mi gidiyoruz? Evet. Sorusu. Haklı bir soru değil mi bu? Tabii ki haklı bir soru. Amerika'da az önce demiştik siyasal iktidarın yapısı çok parçalı olduğu için başta bir başkan tüm ülkeyi birleştirecek, onun birliğini temsil edecek bir başkanın olması çok doğal. Ama bizde zaten üniter bir devlet yapısı. Biz zaten parçalı değildik. Evet. Onun üzerine kamu yönetimi yani kamu bürokrasi hiyerarşik ve merkezi bir yapılanmada. Onun üstüne bir de tekrar bir merkezi sistemi
dizayn ettiğiniz zaman, ki başkanlık sistemi işte yürütme tek başlıdır, parlamenter sistem de iki başlıdır. Yani merkezilik biraz dağıtılmış olur. Bunu yaptığınız zaman elbette ki karalama mekanizmaları kişi veya gruplar elinde kalır, küçük gruplar elinde kalır. Muhalefet, ondan sonra sivil toplum kuruluşları. Veya azınlıklar müdahale edemez. Yani tabii demokratik bir şekilde müdahale edemez. Evet hocam, buraya bir es koyalım, size tekrar döneceğiz. Pınar hocama dönelim. Evet hocam, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi sizinle de çok gündemde olan bir konu. ABD Türkiye açısından baktık. Yavaş yavaş işte ne olduğu tam belli olmayan parlamenter sistemden dönme. Hani halk arasında derler ya, Doğan görünümlü Şahin derler. Bizim anayasamızda Şahin'di de biz onu Doğan yaptı. Yani parlamenter sistemden onu bazı böyle kırpmalarla başkanlık sistemine çevirdik ama ne kadar gider bilemiyoruz. Peki Venezuela ile Türkiye, siz bu konunun uzmanı olduğunuz için soruyorum. Venezuela ile Türkiye'yi karşılaştırırsak, Venezuela'da yakın zamanda anayasa değişikliği yaptı. Daha önce de herhalde bir başkanlık sistemi vardı ama benim bildiğim, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Ama daha böyle demokratik bir sistemdi galiba. Bir nevi. Ama sonuçta burası da Güney Amerika tabii. Bahsettiğimiz yer. Yani Venezuela ile Türkiye birbirine benziyor mu yakın tarih özellikle? Yakın tarih olarak. Sanki böyle yavaş yavaş birbirimize benzer şekilde mi gidiyoruz? Bir Chavez döneminden alırsak, evet. Bu Chavez kimdir, ne oldu, neden geldi? Çok popülerdi. Herkes çok seviyordu. Yani herkes derken büyük bir kısmın insanların sempatisini çok kazanmıştı. Bir devrim mi oluyor acaba derken bir büyük çöküş yaşadık. Hani biz bağımlı avarlarla öğrendik Venezuela'yı ama şimdi bağımlı avarlar bile fazla bahsetmiyor gibi bir Venezuela başarısızlık hikayesini mi yaşıyoruz? Şimdi Chavez dönemi açıkçası bizim gibi ülkelerin anti-emperyalist 3. dünyanın sol bakış açısını hayranlıkla baktığı. Hatta anti-emperyalist herkesin. Evet. İran'ın bile biliyorsunuz Chavez en çok İran'la. Sadece sol değil. Sol da var. Anti-emperyalist diğer İran var. İran'da. Şimdi mesela bizim iktidarımızla da çok sempatik bir ilişkisi yani var. Bir yerde emperyalizmle karşılaşmış. Evet. Yolu kesişmiş bütün ülkelerin. Chavez'i çok iyi anladı, onun deliklerine baktığı bir dönem geçirdi. Chavez başarılıydı aslında. Petrol fiyatlarının da tabii etkisi var. Yani petrol. Şöyle tabii, hataları vardı diyelim daha doğrusu. Güzel bir söylemle başladı. Zaten Venezuela geçmişine baktığımızda Bolivar'ın memleketi. Tabii. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti dedi. Onun da adını evet Chavez zamanında yapıldı. Bu bakış açısı hepimizi etkiledi. Evet. Bir müddet başarılı da oldu. Petrol fiyatları... Güzel bir öykü başladı. Çok güzel bir öykü başladı. Söylem iyiydi. Söylem hepimizi biraz da vicdanen benimsediği bir şeylere sempati gidiyordu. Uyandırdı. Sempati uyandırıyordu. Karizması vardı Chavez'in. Chavez boş bir adam değildi. Değil. Yani şimdi Maduro ile karşılaştırıldığında o karizma farkı açıkça görülüyor. Evet. Chavez'in şöyle diyelim, orası da başkanlık sistemi. Zaten Latin Amerika lafı çok politik bir laftır ama kullanılmaya alışılmıştır, artık kabul edilmiştir. Güney Amerika demeyi ben tercih ederim. Brodel de bunu kabul eder. Ya, Latin Amerika biraz şeydir yani. ABD'nin arka bahçesi der gibi. Aynen. Ama Güney Amerika daha iyi ama onlar da kabul etmiş şu anda. Çoğu ülkesi başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yani Chavez elinde zaten başkanlık sistemini buldu. Aynen. Ama 1958'den bu yana bir danışıklı dövüş, bir demokrasicilik oyunu vardı. Ve belli bir ekip, bu petrol gelirleri vesaire belli bir sınıfın elindeydi. Evet. Chavez bunu halka dağıttı. Çok zengin bir ülkeydi ama belli bir kesimin elinde. Diğer gece kondular, gettolar, fakirlik gene vardı. Chavez petrol gelirlerini çeşitli kamulaştırma adımlarıyla devletin gelirlerini halka dağıttı. Bir kısım popülizm de var ama bir kısım hakikaten ciddi sağlıkta, sosyal devlet diyorsunuz. Evet, sosyal güvenlikte bazı adımlar attı. Ama bunun altyapısını kurmadı galiba. Yapısal reformları gereken tam gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü petrol parasını aldı, dağıttı. Bugün bir üretime döndürmedi. Ülkeden bahsediyoruz, açlık. Yani evet. Bu biliyorsunuz psikolojide bile bir
ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Hı. En altta temel gıdanın, yani ilaç bulunamıyor temel gıdayı. Yukarısını yapamazsınız yani. Evet. Daha kendini gerçekleştirmeye, evet, yani sosyalizme gitmek, önce temel karnını, evet, doyurman lazım. İşte bu iki şeyle açıklanıyor. Birisi bu doğal kaynak laneti denen bir şey var. Doğal kaynaklarınıza güvenerek iş yaparsanız, onlar çok enerji alan şeylerdir, onun çıkarılması, dağıtılması. Diğer sanayi ihmal ederseniz, ki öyle olmuştur, biraz bir şımarıklık gibi ithal edebiliyorsun her şeyi. Bu kolaya alışılmış ve... Aynı Türkiye'ye benziyor. Bu anlatınca sanki... Bizim çok ders çıkarmamız gerekiyor, yani 16, kabul etmek 16 lazım. Yıldır şimdi Türkiye'ye bakınca değil mi hocam? Tarımı ithalatla bitirdik. Evet. Hayvancılığı ithalatla bitirdik. Biraz kolaya paraya alıştı. Ama bizim doğal kaynağımız olmadığı halde bazı hatalar yaptık. Bizim yani... bizim tarım gibi bir kaynağımız vardı. Belki Venezuela'dan yani, önceden de pek yoktu. Çok pahalı. Ha, orada elmas yatakları var. Yani çok dünyanın en büyük petrol rezervinden %18'in. Şu bir çelişki değil mi hocam? Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Venezuela için de Türkiye için de. Hani siz... Şimdi Türkiye mesela yerli ve milli olmayı vurguluyor sürekli. Beka problemi diyor. Evet. Yerli ve çok güzel, çok iyi. Tamam mı? Kulağa hoş geliyor da mercimeği bile Kanada'dan getiren bir ülke haline gelmiş. Bu hale düşmemek. Venezuela, ne diyorsunuz çok haklı olarak? Her şey petrol param var, ithal edeyim ben üretmeyeyim noktasına gelmiş. Bu Chavez'den önce de vardı ama Chavez'de bu iyice tavan yapıyor. O zaman bunda anti-emperyalizm olmakla çelişmiyor mu bu? Her Türkiye'nin Venezuela açısından. Yerli ve millilik çelişkisi yok mu? Anti-emperyalist söylemle çıkıyorsunuz. Tutarlı olmanız lazım. Tabii. Bağırarak olmuyor. Yani bu Amerika'ya hakaret edip iPhone kullanmaya benziyor biraz. Kurumlarınızla sağlam olmanız lazım. Böyle bir söylemle çıkıyorsanız, evet, aç kalmamanız. Yani tabii. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabilecek. Yani bir B planınızın olması lazım. Bir Çin gibi. Evet. Chavez bunu ihmal etti. Maduro'ya patladı. Hani şimdi Maduro çok suçlu gibi, evet, görünüyor ama. Aslında Chavez ekti bunları. Evet. Maduro biçiyor. Maduro da aynı popülizmi devam ettirmeye, milleti beslemeye devam etti. Destek ama petrol fiyatı bitince. O da büyük bir fakirliğe neden oldu. Yapısal reformlar yapılmadı. Çevresi bir anda, mesela Chavez %70 üzerinde destek varken bir parti kurdu ve bir o partide beslenenler oldu. Onlar, yani parti yakınları iş almaya başladı vesaire. Bunlar oligarşinin Tunç Kanunu denilen en sosyal eşitlikçi düzende bile bir oligarşinin doğduğunu söyleyebiliriz. Yarattı, kendi çocuklarını yarattı. Kendi çocuklarını kendi yarattı. Kendi rahatını yarattı. Popülizm ama yani. ABD, Birleşik Devletler, hemen burada hemen parantez açacağım. Güney Amerika ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika demezler asla, Los, Estados, Unidos, Birleşik Devletler'in arka bahçesi ve Yamanya alanı, nüfuz alanı, bu çok tehlikeli. Bunsuz açıklayamayız da bu olaylar. Yani sadece Chavez'in, Maduro'nun hataları değil, ciddi anlamda orada nüfuz alanı olmasından kaynaklı. Amerika büyük petrol geliri kaynağı. İkisinin de, ama meydan okurken yapısal reformlarımızı, hukuki, demokratik kurumlarınızı sağlamlaştırmadan hala korunuyorsa meşruiyetlerinden dolayı, Chavez'in desteği, Chavez'in etkisiyle Maduro'nun, Chavez'in desteğinin devamı Maduro'yu gösterdiği için. O yüzden biraz bunlar devam etti ama o meşruiyet azalıyor. Meşruiyet çok önemlidir dedi. Evet, tabii ki. Rıza... Yani emperyalizme siz antidemokratik davranışlarınıza koz vermiş oldunuz. Ve Amerika, evet, Birleşik Devletleri bunu çok iyi kullanır. Evet. Çok iyi kullanır. Böyle dekoru hazırlar, sonra da oynar. Buradan Türkiye'ye geçeceğiz. Evet. Türkiye'de acaba Venezuela gibi bir dekor hazırlığına doğru gidiyor muyuz? Acaba bu başkanlık sistemi gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı mı var? Yoksa bir adım sonra Türkiye bir dekor mu olacak? Bunu bir şey yapalım ama birinci bölümün galiba sonuna geldik. Arkadaşlarımız uyarıyor. İkinci bölümde bunu bağlayalım ve ikinci yayınımızda devam edelim. Evet, bilirkişi izleyenleri, değerli hocalarımızla çok ilginç konuları ele alıyoruz ve Türkiye'nin ileride neler yaşayabileceğine de bir nevi ışık tutacağız. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili bilirkişi izleyenleri.